Tabiat sesiyle, görüntüsüyle insana huzur, aynı zamanda ilham kaynağı da. Kimi zaman gökyüzündeki mavi renge baktığımda o kökler ağaçlarının gökyüzüyle birleştiği, lacivert gökyüzüyle birleştiği o yaz zamanlarında, bizim kuzey yarımküredeki yaz zamanlarında o lacivert gökyüzüyle o koyu yeşilin birleştiği an beni çok etkilemiştir mesela. Ya da engin bir zirvenin bulutlarla dans ederek, bulutların dansıyla içeride kaybolup tekrar ortaya çıkması gibi. Bunlar hep insana ilham kaynağı olmuştur. Sadece bana değil, çevremde gördüğüm kimle konuşsam herkesi etkilemiştir. Ve bu kadar çok ilham kaynağı, bu kadar çok bize yaşam enerjisi veren şeyden uzak yaşamamalıyız. Kim bilir buraya kaç defa geldim. Sayısını unuttum gerçekten ama her gelişimde ayrı bir güzellik gördüm. İçimi heyecanlandıran, o bütün duyularımı kıpır kıpır yapan o hale büründüm. Şimdi yine aynı duygular içerisinde ben ve ekibim de buradan yine manzaraya bakıyoruz. Bazen düşünüyorum, acaba şu an gördüğüm o derinliğin içerisinde çok sevdiğim o kurt ve ayı da geziyorlar mı diye acaba? Tabii ki geziyorlar. Onların yuvaları da hemen o yamaçların arasında, insanların az gittiği yerlerde. Onlar da ormanda hayatlarını bir şekilde sürdürüyorlar. Hem yaşamlarını sürdürüyorlar, hem de bıraktıklarıyla gelecekteki canlıların hayatına da can veriyorlar. İnsan birçok şeye özlem duyabilir. Ben en çok böyle özüme dokunan şeylere özlem duyuyorum. Bu yerde onlardan bir tanesi. Buraya en son Nisan ayı sonlarında gelmiştim. Nisan yağmurları yeni başlamıştı o vakit. Yıldırımlar, şimşekler, yani gök gürültüsü, bulutların hareketi, bir yandan dolu atıştırıyor, bir yandan güneş çıkıyor, kendini gösteriyor. Acayip böyle bir mücadeleci bulutların olduğu bir gündü. Ben de aynı günü burada yaşadım. Birkaç saat burada geçirdim. Önüm, tam baktığım istikamet doğu, batı bu taraf. Güneş bu tarafa doğru artık eğilmiş, neredeyse batacak. Bulutlar arada çekildiği zaman güneşin ışınları öyle bir açıyla geliyor ki pırıl pırıl, daha yeni yıkanmış, tertemiz olmuş ormanı, etrafta görünen bütün o yeşilliği ve yeni körpe çıkmış ağaçların yapraklarını tertemiz etmiş, pırıl pırıl parlatan bir görüntü. Bir de açıldığı zaman sanki böyle bir perde çekiliyor, oradan bir sana güzel bir görüntü gösteriyor. Tekrar o bulutlar kapanıyor, tekrar onu, o anı bekliyorsun. Bulutlar dans ederek bütün vadilerin, yamaçların üzerinden hareket ederek geçiyor. Sadece ağaçların sesleri var. İnanın kış, yaprakların, o iğne telli yaprakların ıslandığı zamanki çıkardığı, rüzgarla çıkardığı sesle kuru havada çıkardığı ses bile aynı değil. Ama o da çok güzel. Şimdi o anı yad etmeye, hem de etrafta neler oluyor bitiyor, onlara bakmaya geldim buraya. Özüme dokunan yeri ziyarete geldim. Hepimiz bir şekilde öğreniyoruz, öyle değil mi? Bilim insanlarının yazdıklarından, işte o makalelerden, kendi gözlemlerimizden, araştırmalarımızdan, atalarımızın yaşadıkları deneyimlerden, bunların hepsi bir araya gelerek bize bir sürü şey öğretiyor tabiatla ilgili. Tabiatta her canlının bir görevi var ve hepsi birbirine bağlı aslında. Bir zincir, halka şeklinde birbirine ekli. Her bir canlı diğer bir canlıya mutlaka, birisi birisinin canına kastetse de, başka bir canlının hayatını, yaşamını sürdürüyor. Biz insanlar oturduğumuz yerden yardıma ihtiyaç duyan, yardıma muhtaç duyan ya da tabiatı algılamamızı sağlayan bir sürü şeyden uzak kalıyoruz. Hareket etmeye başladığımız an işte bütün bu anlattığım döngünün içerisinde biz de var oluyoruz. Anlamlandırmaya çalışıyoruz onu. Algılamaya başladığımız zaman sağlıklı bir bireysek eğer, tabiatı güzel anladığımızda, onun bir parçası olduğunu bilerek biz de bir katma değer sunmaya çalışıyoruz. Şimdi ben de yine çıktım etrafta. Bir
işim bir görevim var. Evet, sizlere doğada yaşayan, tabiatta yaşayan insanların bilgilerine ulaşmak, deneyimlerine ulaşmak, onları sizinle paylaşmak. Yine çıktım, etrafa bakıyorum, geziyorum. Her mevsim ayrı bir şey gördüğümü her zaman söylüyorum. Muhteşem bir canlanma var bu sene tabiatta, bizim coğrafyamızda özellikle. Çünkü çok iyi kar yağdı, özellikle Mart zamanında. Bitkiler kudurdu adeta. Bakın, köklerin ucundaki körpe çıkmış yeni sürgünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Önümüzdeki yıl geçen yılki sürgün gibi sertleşecek. Kendini daha çok korumaya alacak. Kabuk iyice kalınlaşacak. İç tarafında suyu taşıyan, suyun taşındığı ve boylanmasını, sağlıklı ömrünün olmasını sağlayan sürgünlere her zaman güç kuvvet verecek. Dibine bakın. Ondan dökülen, bakın onun iğne yapraklarından, etraftaki kayınların yapraklarından dökülen bir sürü gazel zamanla bu toprağı oluşturuyor. Bakın şunun güzelliğini görüyor musunuz? Toprağın. Altında bakın mantarlar. Karıncalar da. Hiç durmadan bir hareketlilik var şurada. Sessiz olduğunuz zaman ince bir ses duyabiliyorsunuz aslında derinden. Çünkü taşıdıkları şeyler bir yerlere sürtünüyor. Bu kadar hareketliliğin içerisinde bizim hareketsiz durağan yaşamamız o kadar saçma ki. Kendimizi hareket ettirebilecek bir şeyin içine sokmaya çalışıyoruz zorla. Oysa ki tabiat zaten insanı çalıştırıyor. Tabiatla ilgili bir işimiz olsaydı eğer çok daha sağlıklı olurduk. Bir de burayı yeni örüyorlar. Sürekli üstüne iğne taşıyorlar, tohum taşıyorlar. Şunlar hep kayın ağacının, tomurcuğunun kılıfı. Onları getirip buraya koyuyorlar. Çünkü bakın çok güzel hava alır şekilde bir yapısı var onun. İçine doğru dönük kıvrılıyor. Etrafında da çok yakın yerlerde mantarlar var. Hatta toprağın içinde olan mantarlar var, üstünde olan mantarlar var. Bildiğim görevlerinden bir tanesi de bütün toprağın belli bir mesafedeki yapısının içerisindeki o karmaşık yapıyı düzenlemek, birbirleri arasında iletişim sağlamak toprağın içerisindeki canlı varlıklarla. Şimdi biraz aşağı inelim. Şurada insanlar bir şeyler yapmışlar daha önce. Herhalde su getirmişler. Ona bir bakalım. Bakın birileri, burada yaşayan birileri yaylacılık yapıyor tabii ki. Keyfi olsun diye bunu yapmazlar. Yaylaya bir şekilde su götürüyorlar. Götürdükleri borulardan bir tanesinde arıza var. Arıza değil de ekleminde sorun var sanıyorum. Biz bunu görüp burada böyle bırakırsak o adamın belki de yarım günlük mesafeyle buraya geliyor. Belki de o kadarlık iş gücünü almış oluruz, öyle değil mi? Bunu tamir etmeden geçmek olmaz. Oh, çok da güzel su. Şimdi hareketsiz yaşantımızın içerisinde mutsuz olduğumuz anlarda serotonin seviyesini, yani mutluluk hormon salgımızı arttırabilmek için takviye şeyler yapıyoruz hep dışarıdan. Oysa ki o kendi içimizde tetiklenerek harekete geçecek bir işlemcisi var, işlemi var. Onlardan bir tanesi de, ki en önemlisi bence, karşılıksız birine, bir canlıya yardım etmek. Bakın burada bir tane de mantar buldum. Bolet.
Güzel. Çok taze. Bunu bu haliyle çiğken de yenebilir. Saf kısmını bırakıyorum. Ama mantarlara dikkat. Her mantar yenebilir, doğru, ama bazı mantarlar bir kez yenir. Bunu da bir arkadaşım söylerdi. Gerçekten bakın, çörek mantarı da dediğimiz, İtalyanların porcini dediği, bunlar da oraya. Bu hala tam oturmadı. Onun içerisine bir şey saracağım. Bakın su kaçırıyor. Onu ne yapabiliriz? Lifli bir ağacın ya da şu saz bitkisinin kılıfıyla. Lifli olursa daha iyi tutar tabii ki. Az önce elim sulanmıştı. Bakın sıyrıldı burası. Şu üst kısmı da sulanmaya başladı. Bu açık, böyle bir alanda mikrop kapmasını engellemek için bildiğim birkaç şey var. Bir tanesi de şu. Börtlenin körpe yaprağı. Şunlar. Bir tanesi de yeter o yara için. Bunu elinizle kıvırıp çiğnemeniz gerekiyor. Bu kısa bir süre burada kalacak. Ben de onu düşürmemeye çalışacağım birkaç dakika. Mikrop kapmasını günde bir kez yapsam engelleyecek. Bilginiz olsun diye söyledim. Bunu bir çobandan öğrendim. Bunu Kanada'da yaşayan bir arkadaşımız söylüyor. Bunu Sibirya'da yaşayan bir arkadaşımız söyledi. Bunu aynı zamanda Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan bir çoban arkadaşım yine söyledi. Demek ki ortak kültürel bilgiler dolaşıyor. Onlar birer kimyacı değil. Bu işle ilgilenen kimya profesörleri değiller. Fakat atalarının taşıyıcıları. Bakın. Burayı çokça kullanan hayvanlar var. Burası bayağı işlek bir yol. Herhalde geyik, domuz, kurt, ayı. Hepsi birbirinin peşinde. Birbirinin artıklarıyla da besleniyor. Yakalarlarsa birbirlerini de yiyorlar bazıları. Bakın bu da bir kozalak. Köknar kozalağı. Bu da sevgili sincabın. Dış kabuklarını yiyip, kabukların arasındaki tohumları, şuraları yiyip bıraktığı, yere düştükten sonra da küflenmeye başlamış bir kozalak. Bununla bildiğiniz gibi yoğurt da mayalanabiliyor. 2-3 tane taze açılmamış köknar kozalağını ılık sütün içerisine koyup onu normal yoğurt mayalıyor gibi
24 saatlik bir işleme tabi tutarsanız çok güzel aroması olan, bayağı da sert olan güzel bir yoğurt elde edebilirsiniz. Köknar kozalağı unutmayın. Bakın burada bir amenite ailesi var. Şu ağacın etrafını sarmışlar. Özellikle şunu inceleyelim. Bakın üzerinde sporları var. Parça parça görüyorsunuz. Bunun en belirgini hatırlayacağınız şirinlerin mantarı vardır ya. Kırmızı üzeri beyaz beyaz. Şapkasının üzeri beyaz beyaz pul pul örtülüdür. Bunlar yağmurla inebiliyor aşağıya. Dökülebiliyor ve bu hale gelebilir. İyi bir yağmurda bakın. Ve bunun özellikle kırmızısı sizi kandırabilir. İç kısmı, şu lamel kısmı, beyaz olanları çok tehlikeli özellikle. Bakın yüzük kısmını görüyor musunuz? Yapışık birbirine üzerine. Bakın sapı da bu halde. En zehirli mantar türünü de koklayarak, hatta ağzınızın ucuyla tadına bakarak da test edebilirsiniz ama yutmamak koşuluyla. Onu tükürdüğünüz zaman hiçbir sorun yok. Ama yememeniz gerekiyor. Kesinlikle yutmamanız gerekiyor. Bu da amenite ailesinden. İç tarafının lamelleri bakın ne kadar belirgin. Bakın sap kısmı alt tarafa doğru kalınlaşıyor. Üst tarafı doğru ince. Üzerinde bir yüzük var. Şapkası da böyle. Genelde amenite ailesi, tipik amenite ailesi özelliği. Bilmiyorsanız mantar türlerine özellikle dokunmamanızı tavsiye ediyor uzmanlar. Ben de öyle söylüyorum. Bu koca gövdeli köknar ağacı devrilmiş tabii. Neredeyse 100 yıllık hayatının sonunda yerle bir olmuş. Beslendiği toprağa o da can verecek. Kendisi gibi diğer çocuklarının, torunlarının, fidelerinin beslenmesini, fidanlarının beslenmesine yardımcı olacak. Torfa dönüşerek. Ya ben bunlara dokunmayı... Düşünsenize 100 yıl boyunca, benim ömrüm yarım yüzyıl. Yani takip eden gençler, çocuklar var özellikle. Abiler, amcalar, dedeler var, yaşlılar var. Hiçbirimizin ömrü şu ağaca belki de değemeyecek. 120-130 yıl diyelim. O kadar olamayacak. Bizim şu anki o hayranlıkla, o engin duruşuna, göğe ererken, göğermek derler ya bizde, başını göğe sürekli çıkarmak için dimdik duran ağacı böyle görmek hem beni hüzünlendiriyor hem de bir yandan da akıbetini ve yapacaklarını bildiğim için de üzüntümü yatıştırıyor açıkçası. Çünkü bunun içerisinde bir sürü kurt, ağaç kakan, böcek, yok ediciler, kırıcılar. Toprağa değdikten itibaren, ertesi günden sonra düşün, altında beslenen bir sürü, o mesken tutan bir sürü canlılar. Solucanlarından diğer canlı türlerine, böceklerine kadar hepsine yaşam verecek. Kendisi hayattayken havasıyla, havaya kattıklarıyla etrafa bir sürü can verdi. Dik dururken yuvalandı bir sürü kuş, böcek, arı üzerinden nemalandı. Belki de ayı bile buna tırmanmaya çalışmıştır. Çünkü burada ayı da çok. Belki de arılara oğul vermesi için dalının altında bir yerlerde mesken olmuştur oralar. Havada kalmış dallarından bir parça. Onun da bu haline bayılıyorum. Lifli. Soğuk günlerde özellikle, ıslak günlerde ateş yakmak zordur. Ateşi yakacağınız zaman da doğru malzemeyi bulmanız gerekir. Bu da onlardan bir tanesi. Havada kaldığı için, havaya temas ettiği için çok çok da kuruyabiliyor. Ateşi başlatmanız bununla çok kolay.
Bundan yonga çıkarmasına da bayılıyorum. Öyleyse soğuk zamanlarda, zor anlarda bize de hayat veriyor. Düşünsenize, yaşamımızı kolaylaştırıyor. Birlikte her yaşadığımız canlının bir görevi var gördüğümüz gibi. Ve bunları görebilmek için araştırmak, dokunmak, insanlara temas etmek gerekir. Bunları deneylemiş insanlara. Ondan sonra da bunların içerisinde var olduğumuz için de şükretmemiz lazım gerçekten. Yaşayacağımız başka gezegen bulamadık henüz. Yaşadığımız gezegene de üzerindeki bütün canlı varlıklarıyla beraber severek sahip çıkmamız gerekiyor. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi daha iyi yorumlayabilmek için, onları daha iyi anlayabilmek ve anladıklarımızı da güzel etrafa yayabilmemiz için tabiatta baş başa kalmamız gerekiyor bence. Eski filozoflara baktığımız zaman gökyüzünü inceleyen bilim insanları hayatlarının ne kadar zamanını kafalarını kaldırıp gökyüzüne bakarak geceleri geçirmişler düşünsene. Kaç gece yaşamışlar. Tıp adamlarına bakın. Oturdukları yerden birilerinin yazdığı kitaplara ve onların kaynaklarına bakarak sadece ancak onların öğretebileceği, onların verdiği, onların vermek istedikleriyle sınırlı kalmışlardır. Oysa ki kendimiz deneyleyerek, birçok bilim dalına da dokunarak ve onları uygulayarak yapmış olsaydık daha engin, daha geniş düşünebilirdik. Şöyle pirinci önce bir üzerindeki tozu aldım. 10-15 dakikada biraz ıslayacağım, ıslak kalacak ama yumuşayıp da kırılmasını da istemiyorum. Bunu çok güzel bir iç hazırlayıp bizim ekibin çok sevdiği hale getirip fırında güzel bir yemek yapacağız. Birazdan göreceksiniz ne yapacağımızı, sürpriz olsun. Bizler yiyeceklerle, besinlerle olan bağımızı yitirdik. Onlarla olan bağımız sadece tabağın içerisindeki yemekle. Bu en son aşamamız. Buraya gelene kadar bir sürü evre var, süreç var. Şimdi bunlarla olan bağımızı yeniden kurduğumuz zaman daha besinlerle, hormonlarımızla, duyularımızla sağlam bir bağ kurmuş olabiliriz. Çünkü yiyecek hayatımız için en önemli şeylerden bir tanesi hava ve sudan sonra. Şimdi kendimiz üretip kendimiz yiyebileceğimiz bir çağda yaşamıyoruz ama imkanları olanlar şehrin biraz dış kısmında kendilerine arazi almışlar. Küçük birer toprak yapmışlar kendilerine. O toprağın içerisinde bir takım şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar aslında tabiata ve yiyeceklere, besinlere olan özlemimizden kaynaklanıyor. Doğru şeyler yiyelim diye de. Çünkü kimseye artık güvenemiyoruz bu konuda. Zeytinyağıyla güzelce soğanı
çok kısa bir süre kavurdum. Çok fazla yumuşatmak istemiyorum. Çünkü yapacağımız şey farklı. Onun üzerine ciğer koydum, çok güzel kuzu ciğeri. En son onları hafif yumuşattıktan sonra üzerine pirincin alacağı şekilde suyu buraya koydum. Şu anda pirince ekleyeceğim su neredeyse hazır olmak üzere. En sonunda kuş üzümü ekledim biraz. Birazdan şunu da hafif ateşte kavuracağım. Birazcık altını yapalım. İçine biraz kaya tuzu. Sivas'tan gelen muazzam, içerisinde belki 80 küsür tane mineral olan tuz. Biraz karabiberle de biber atacağım. Azıcık renk versin. Azıcık da tarçın atacağım. Şimdi pirinç güzelce tane tane olana kadar çok fazla sıcak ateşte değil, hafif kısık ateşte burada yumuşayacak. Ya çok güzel şimdi bu kuzu gömleğinin içerisine, kuzunun kafesinin içerisine şu alt tarafı güzelce maydanozla tıkadım, kapattım. Şurayı. Şunun görüntüsüne bakın. Bu bayağı alacak. İçine. Eskiden sefere giden bir sipahi veya bir akıncı hayvanın mesane torbasına bütün hayvanın etini kavurma yaparak dolduruyormuş, düşünün. Mesane torbası artık şu haldeyken yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar yumuşatılıyor. Ilık bir yerde bekletiliyor, ılık bir suyun içerisinde. O genişliyor, bayağı bir genişliyor. Ve onun içerisine hayvanın bütün eti girebiliyor. Kendi etini kavurduktan sonra, suyu gittikten sonra onun içine tıkabiliyorlar. Her sefere gidenin atında mutlaka ondan olurmuş, uzun mesafe gidenin. 20 gün bir kişiye yetermiş, düşünün. 2 tane varsa demek ki 40 günlük 20 gün gidiş 20 günde geliş sefere gittiğini düşünebiliriz. Yolda av yapmıyorsa tabii. Şimdi aklıma o geldi. Paylaşayım dedim sizinle. Biz hazır yiyecek aldığımızda paketlere bakıyoruz şöyle üzerine. İçeriğinde ne var? Kaç kalori? Besin değerleri nelerdir diye. Hiçbirimizin annesi bunlara böyle hesap yaparak yemek yapmadı bize. Karnımızı güzel bir şekilde doyurabilmek için en doğru kaynağından, en doğru şekliyle annesinden, babasından, geçmişinden öğrendiklerini bir şekilde kendi ona değer vererek yapmaya çalıştı. Besinlerle doğru ilişki böyle olmalı aslında. Ne kadar, bakın,
Bunun en büyük sebebi de hareketsizlik. Hareket eden insanların metabolizması da hızlı çalıştığı için aldığımız besinler doğru güzel besinse zaten onlar bir şekilde harcanıyor. Ne obez vardı, ne şişman insan vardı geçmişte. Bedenlerimizi güzel bir şekilde hareket ederek yaşamımızı sürdürürdük. Saati yakın oldu. Fırının içerisindeki sıcaklıkta gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha önce bir kez kontrol ettik. Şimdi bir çıkarıp bakalım. Oy, 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 oy. Of of, şundan çıkan sese bakın. Şöyle bir tadına bakalım. Şükrederek tabii. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel olmuş. Yemeğin en lezzetlisi sevdiklerinizle birlikte yediğiniz an. O ana kadar hazırladıklarınız, o meclisi oluşturduğunuz, o ana kadar getirdiğiniz süreç. Şu an görüntü itibariyle, hazırlanış itibariyle ve ekiple aramızdaki ilişki itibariyle bu yiyebileceğimiz en lezzetli yemek. Hepinize en lezzetli yemekleri sevdiğiniz insanlarla, ailenizle birlikte yiyebilmeniz temennisiyle.